Evet, sevgili Tam Bağımsız Türkiye sevdalıları, Atabey Türk Ocakları İstanbul Kadıköy Şubemiz 30 Haziran 2019 tarihinde kapılarını Sayın Genel Başkan Hüseyin Hakkı Kahveci Bey'in de katılımıyla Atabey Türk Ocakları İstanbul Şubesi değerli ekibinin de katkılarıyla kapılarını İstanbul Kadıköy merkezde açtı. Artık 2 haftadır yerimize oturduk. Burada çalışmalarımıza başladık. Öncelikle ben Atabey Türk Ocakları'nın bir kez daha misyonundan bahsetmek istiyorum. Atabey Türk Ocakları İstanbul olarak Atatürk gibi düşünerek Atatürk'e, doğaya, akla, hakka, hukuka, ilme, sanata ve kültüre bağlı Türk töresinin yeniden Türk milletinin yaşam sisteminde önemli yerler almasını sağlayacak akıl, fikir, bilgi ve proje üretmeyi ve bu konuda da yönetim katında, devlet katında, kurumsal bazda eğitim, sağlık, hukuk, güvenlik, bilim, sanat, kültür politikalarını etkileyecek tarzda projeler üretmek. Dolayısıyla Atabey Türk Ocakları'nın misyonu budur. Hedefimiz Türk gençliği, hedefimiz Türk çocukları, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için Türk milletinin yaşam kültürünü yeniden Atatürk gibi düşünerek Atatürk'e göre tesis etmek için elimizden gelen ilim ve kalem ehli olarak ne yapmak istiyorsak onu yapacağız. Ve bu konuda da çalışmalar yapacağız. Şimdi tabii ki çeşitli noktalarda da düşüncelerimiz var. Atabey Türk Ocakları olarak İstanbul Şubesi olarak öncelikle 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinden sonra tabii ki Türkiye'nin gündemine yönlendirdiğini iddia edenler bir takım şeyler attılar ortaya. Ben bu konuda kısaca Atabey Türk Ocakları İstanbul Şubesi İl Başkanı olarak veya Atabey Türk Ocakları, Atabey 19 Türk Ocakları Genel Başkan Vekili olarak şahsi görüşümü söyleyeyim. Tabii ki bu konuda tartışması lazım tüm Türkiye'nin. Tüm Türkiye'nin tartışması gereken fındık kabuğunu doldurmayacak meseleler yerine bunların tartışılması gerekiyor. Türkiye'nin aşağı yukarı çok ciddi bir şekilde 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı rejimine geçtikten sonra çok ciddi bir şekilde rejim problemi vardır. 23 Haziran seçimlerinden sonra artık erken genel seçim olur mu olmaz mı tartışmalarından değil, özellikle rejim değişikliği referandum ve bu konuyla ilgili rejim değişikliğinin ne olması gerektiğiyle ilgili tartışmaların yapılması gerekir. Bunu aşağı yukarı benim şahsi düşüncem bütün partilerin bir araya gelmesi, çünkü artık bir millet faydasına gelinecekse bunun gelinmesi lazım. Ama benim şahsi düşüncem olarak da şudur, rejim değişikliğinden önce Türkiye'nin şu anda bir anayasası var. Bu anayasası yama bir anayasadır. 1924 anayasası Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu anayasasıdır. Oradaki değerleri baz alarak, tabii ki günümüz şartlarında uygulanarak yeni bir anayasa yapılması gerekir. Şimdi Cumhurbaşkanlığı rejim sistemi dediğimiz bir başkanlık veya yarı başkanlık yönetim sistemiyle yönetiliyoruz. Ama orada da kuvvetler ayrılığı prensibi değil, kuvvetler birleştirdiği ve tek bir kişiye bağlı olarak, tek bir kişinin verdiği kararlara bağlı olarak bir sistem düşünülüyor. Artı diğer karşı taraftaki canan parlamenter rejimin tekrar dönelim mi diyor. Parlamenter rejimin de sakatlıkları var. Bizim önerdiğimiz sistem şu, meclis başkanlığı yönetim sistemi. O nasıl olur? Önce şöyle olur. Öneri olarak söylüyorum. Öncelikle Türkiye'nin insan kaynağı nüfusu elle yeniden sayılmalıdır. Türkiye'nin 81 ilinde. Hatta Türkiye devletlerdeki yurt dışındaki Türklerin de, vatandaş olan Türklerin de şey olarak yeniden sayılmalı. Bu insanlarımızın, vatandaşlarımızın bizler de dahil olarak 7'den 77'ye bir envanteri çıkartılmalıdır. Bu envanterden sonra yeni yapılacak seçim sistemiyle, seçim veri tabanıyla o ülkede oy kullanacak insanların fiziksel olarak ne olduğu, hangi adreste olduğu tespit edilmelidir. Ondan sonra bir seçim sistemi yapılmalıdır. Seçim sistemi de Türkiye'deki nüfusa göre, bakın Türkiye'nin İstanbul'unda bir milletvekilini
100 bin kişi seçerken Siirt'te 20 bin kişi seçiyor. Dolayısıyla bunun eşit olması için bir seçim sistemi lazım. Bu seçim sistemi de bu sayımdan sonra, nüfus sayımından sonra oluşturulacak seçmen veri tabanını illere, ildeki nüfuslara, yurt dışında yaşayan Türk nüfusuna göre bölünmesi, ona göre milletvekili sayısının belirlenmesi, her bir milletvekili başına düşen seçmen sayısının İstanbul'da da, Hakkari'de de, Trabzon'da da, Muğla'da da aynı olması gerekiyor. Bu işte hakkaniyetli seçim sisteminden sonra oluşturulacak yeni mecliste, bence iki meclis olmalı. Yani meclis başkanının yönetim sistemi, bir daha söylüyorum. Birinci meclis, daha doğrusu icra meclisi olmalı. İcra meclisini oluşturduğumuz yeni nüfus sayımına göre, seçmen veri tabanına göre oluşturduğumuz yeni mecliste 81 ilin Türkiye'nin faydasını, ekonomik ihtiyaçları ve o bölgede milletvekillerinin hangi statüden çıkacaklarına belirlenmiş şekilde faydasına göre belirlenir. Oradaki milletvekili o liyakat sistemine göre meclise gelir. Meclise gelen milletvekili icranın başındaki kişiyi halk seçmez. O liyakatlı kişilerin seçtiği meclis başkanı icranın başı olur. Bu birinci meclistir. İcra meclisidir. Tamamen ekonomiye, hayata, bilime, sanata, kültüre, eğitime, işte bizim Atabey Türk Ocakları'nın misyonu olarak yapması gereken, bu konularda üretilmesi gereken fikirleri olan ve uygulaması olan insanların olduğu, liyakatlı insanların olduğu bir meclis olmadan Türkiye ilelebet, payidar kalamaz. Önce onun yapılması lazım. Ondan sonra denetleyici meclis olması gerekiyor. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının değişmesinden bahsettik. Bu programlar tabii çok fazla 20 dakikaya sıkıştırdığımız için devamı da gelebilir, açılımları da olabilir. Ben sadece olması gerekenleri konu başlıkları halinde söylüyorum. Türkiye'nin meclis başkanlığı yönetim sistemi, eski Türk devletlerinden gelen Türk toy sisteminin günümüz şartlarına uyarlanmış meclis başkanlığı yönetim sistemine bir an önce tartışması, geçmesi lazım. Bunun için eğer uzlaşı olursa, gerçekten samimi bütün Türkiye'deki siyasi paydaşlar arasında uzlaşı olursa 7 ayda, olmazsa da çatışmayla belki 2 senede bile olamayacak bir sistem bu. Önce bu anayasa değişmesi gerekiyor. Anayasanın da en önemli maddesi, Türk milletinin menfaatlerine aykırı hiçbir madde olamaz. 5. madde olması gerekiyor. Ekonomik maddelerin Dünya Ticaret Örgütü ile imzalanmış, Türk milletinin menfaatine aykırı ama şirketlerin, küresel şirketlerin menfaatlerine göre hazırlanmış bir yönetim sistemi istemiyoruz. Türk halkı olarak, Türk milleti olarak. Bunun tam karşısında Türk milletinin menfaatlerini yerine getirecek yeni bir anayasa. 5. maddesinde de denetleyici meclisin, eğer icra meclisten çıkacak bir kanun Türk milletinin menfaatlerine aykırıysa, o denetleyici meclisten de geri çekeceği, çok kısa, insan haklarına, evrensel hukuka uygun, Türk milletinin menfaatlerini ön planda tutan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatlerini ön planda tutan kısa bir anayasa ihtiyaç var. İkinci meclise ihtiyaç var. Meclis başkanlığı yönetim sisteminde birinci icra meclisinin başkanı da, meclis başkanının da icranın başı olacak. Meclis başkanını halk seçmeyecek. Liyakatli insanların getirildiği meclis yapısının oluşturulduğu bir sistemle meclise gelecek insanların seçtiği bir meclis başkanı olacak. Bunu Türkiye'nin tartışması lazım. Şu anda Türkiye siyasi partiler neyi tartışıyor? Erken genel seçim olsun mu olmasın mı? Rejim, parlamenter rejime dönelim mi, ama kimse parlamenter rejimin sakatlıklarını, sevgili rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öldükten sonra 80 yıldır küresel emperyalist sistemin kontrolüne yavaş yavaş geçen Türk milletinin yaşam kültürü, dünya milletlerinin yaşam kültürlerinin erozyona uğratılmasından kimse bahsetmiyor. Dolayısıyla bahsedeceğim şey budur. Türkiye'nin gündemine bunlar gelecektir. Türkiye 7 ay ila 2 yıl arasında rejim değişikliğine gidecektir. Türkiye'de askeri liseler tekrar açılacaktır. Buna inancımız sonsuzdur. Bununla ilgili de kurucu ayarlara geri dönecektir. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi işte Doğu Akdeniz'de yaşanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık, 200 yıllık, belki ileride bütün geleceğini kontrol altına alacak olan bulacağı doğal gaz ve enerji yataklarının engellenmesiyle ilgili güvenlik problemi vardır.
Bunun için S-400'ler alınmıştır. Ama bu 7 ay ila 2 yıl arasında bu ucube Türkiye'yi yönetemeyen Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi değişmezse Türkiye daha büyük bir kaosa girecektir. Dolayısıyla bunun uzlaşıyla çözülmesi gerektiğini, Atabey Türk Ocakları'nın Atatürk'ün Türkleri olarak, mensupları olarak söylüyoruz. Bunu ben kişisel olarak da söylüyorum. Bununla ilgili daha da programlarımız olacak ama Atabey Türk Ocakları 30 Haziran'da İstanbul'da kapılarını açtıktan sonra işte ilk hafta bir sağlık sunumu yaptı. Her şeyin başı sağlık dedik. Bu sağlık sunumlarımız devam edecek ve Türkiye'nin sağlık politikalarıyla ilgili neler yapılması gerektiğiyle ilgili de söylemlerimiz olacak. İşte bu hafta Sayın Profesör Doktor Sinan Canan arkadaşımızın geleceği, eğitim ve beynimizi nasıl kullanabiliriz konulu bir sunum yapacağız ve eğitim politikalarıyla ilgili yön vermeye çalışacağız. Devlet yöneticilerine, parti yöneticilerine, siyasi parti, iktidar, muhalefet olsun, onlara bir fikir ve Türkiye'nin darboğazdan çıkması için ne yapması gerektiğini söyleyeceğiz. Ekonomiyle ilgili bir takım görüşlerimiz var, çok görüşlerimiz var. Daha evvelden işte kripto paralarla ilgili, Türkiye'nin kripto paralara yatırım yapması veya kendisinin kripto para çıkarmasıyla ilgili görüşlerimiz var. Tekrar söylüyorum ama en önemli şey baştan 23 Haziran seçimlerinde de özellikle İstanbul halkından başlayarak bütün Türkiye geneline yayılan bir düşünce var. Bu Cumhurbaşkanlığı rejimi Türk milletini ve lider büyük Türk milletini idare edecek bir rejim değil. Bağımlı kılacak bir rejim. Bu rejimin değişmesi ama yerine daha evvelki rejimden, küresel sistemin kontrolüne gitmiş rejimden daha iyi, bizim menfaatlerimize uygun bir rejim gelmesi gerekiyor. O da Atatürk'ün Türkleri olarak Türk kültüründen yola çıkarak 6000 yıllık kadim devlet ve kadim milletin yaşayış kültüründen yola çıkarak ortaya attığımız meclis başkanlığı yönetim sistemidir. Türk toy yönetim sistemidir. Bunun gündeme getirilmesi gerekir. Bütün siyasi partileri yöneticilerine, özellikle Türk milletinin menfaatini düşünen yöneticilere bu konuyu araştırmalarını, gerekirse detaylarını bizden almalarını tavsiye ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyoruz. Atabey Türk Ocakları 30 Haziran İstanbul Şubesi 30 Haziran'da kapılarını açtı ve artık bundan sonra fiziksel mekanında da faaliyete geçti. Hepinizi, İstanbul'da yaşayan halkımızı her hafta Facebook sosyal medya sayfamızdan, Instagram'dan, Twitter'dan, YouTube'dan duyuracağımız etkinliklerimize çağırmaya, orada bizi fiziksel olarak tanımaya çağırıyoruz. Hepinize de iyi akşamlar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Tamam, kaç dakika sürdü?